Çok güzel. Evet. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Burası 1997-98'li yıllarda yapılmış. Biz burayı arkeoköy olarak planlamaya başladığımızda burayı da gördük. Değirmeni bir değişime ya da tadilata ihtiyacı olduğunu gördük. Sonra da yenilemeye karar verdik. Yenilendi. Hayırlı olsun bölgemize değirmenimiz. Burada tüm hububat ürünleri, bakliyat, özellikle bu bölgede ata tohumdan üretilen mamullerin elemesi, kırması, bulgur makinesi de var. Burada çok güzel yerli doğal ürünlerin işlemi yapılacak. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Başta uzunca burca. Bölgedeki buraya gelip İlla ki çaltı bozkuru söyleyeceğim. Muhtar diyor ki çaltı bozkuru de. Bugün herkes açmış. Herkes açıklar. Bütün muhtarlarımız burada. Onlara da hoş geldin diyelim. Ürünleri getirecekler. Burada elemelerini yapacaklar. Öğütecekler. Bulgur şekline dönüştürecekler. Afiyetle yiyeceğiz. Sağlıklı yiyecekleri. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Bereketli olsun. Bir saniye. Hadi hayırlı olsun.
Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buranın yerel halkı, Uzuncaburç halkı ve onların misafiri, Mersin'in farklı yerlerinden gelen vatandaşlarımız hep bir aradayız. Bir arada olmak ne kadar güzel. Gönül birliği yapmak, el birliği yapmak, iş birliği yapmak. Sevgi güzel, insanları sevmek güzel. Kardeşlikten öte yok, kardeş olacağız. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bu ülke senin, diğerinin, bir diğerinin ya da o biri bizden değil, değil. Hepimizin, hepimiz biriz, hepimiz beraberiz, hepimiz ülkemizi seviyoruz. Her köşesi cennet. Burası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Bir sahil kenti. Burası oldu mu olası, havası güzel, toprağı güzel. Her çeşit bitki var. Toros Dağları bütün bu bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bereket akıyor. Allah her şeyi vermiş, değerini bilene. Biz millet olarak bunun değerini bilmek durumundayız. Çalışmak, çalışmak, çalışmak bizi kurtarır. Çalışacağız. Çalışıyoruz da evvelallah. Bizi kimse tutamaz. Hiç kimse tutamaz. Çalışacağız. Çalıştıkça daha güzel olacak. Alın teri döktükçe, emek döktükçe helal kazanç. Huzurla yiyeceğiz o kazancı. Bak ne kadar mutluyuz. Çalıştık, seçimleri kazandık, rekor oy aldık. Huzurla da keyfini sürüyoruz. Çünkü çalıştık, alın teri döktük. Burada yeni bir ekmek kapısı açma peşindeyiz. Biz Uzunca Burcu, o tarihi birikimini, arkeolojik değerini açığa çıkarmak için, orasını bir arkeo köy haline getirmek için, bir turizm, insanların gelip gördüğü tarih turizmine uygun bir hale getirmek için biz de elimizi taşın altına koyuyoruz belediye olarak. Belediye sizin, Uzunca Burçluların, Silifkelilerin, Mersinlilerin, Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşayan halkımızın belediyesidir. Doğal olarak da halkımıza, onların geleceği için yapılacak yatırımlara da her zaman kapımızı açık tutarız, desteğimizi de veririz. Burada Uzunca Burçlu hemşehrilerime sesleniyorum. Çok değerli işler yapılıyor. İlmek ilmek örülüyor. Bu arkeolojik çalışmaları yapmak, bu bölgeyi örnek bir köy haline getirmek, burada yetişen ürünlerin, biliyorsunuz yeni dönemde köyümüz proje kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Hangi bölgenin hangi çeşit ürünü bu tanıtılırsa, bu ünlü hale getirirse bölgeye katkı sunar, onları belirliyoruz. Bizim bütün çabamız Uzunca Burcu'ya ilave bu bölgeye, sadece Uzunca Burcu'nun merkezinde yaşayanlara değil, bu bölge köy halkına yeni bir ekmek kapısı açmaya uğraşıyoruz. Yaptığımız bu. Burada eski bir değirmen vardı. Yaklaşık 25 sene önce burada hizmete girmiş ama ekonomik ömrü dolmuştu. Orayı çok güzel bir hale getirdik. Buraya bu kazıları görmeye gelen turistlerin oturup çay kahve içeceği, yemek yiyeceği, vakit geçireceği alanlar olsun. İhtiyaçlarını gidereceği temiz, hijyen, ıslak alanlar olsun. Tuvaletler, çeşmeler, bunlar burada eksik. Bunları yerine getireceğiz ki turist gelsin. Yollarımız tertemiz olacak ki turist gelsin. Burada temizliğimiz, hijyenimiz fevkalade olacak ki turist gelsin. Yöre halkı bilinçli olacak, güler yüzlü olacak ki konukları iyi karşılayacak ki turist gelsin. İnsanın geldiği yerde, insan çeşitliliğinin olduğu yerde bereket olur. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların Mersin'e gelmesi, Uzunca Burcu'ya gelmesi, burada antik şehri gezmesi, burada Zeus Tapınağı'nı incelemesi. Bunlar Türkiye'nin tanıtımı için, bölgenin tanıtımı için
son derece değerlidir, önemlidir. Biz ulus olarak dünyada daha saygın olmak istiyorsak ilimin peşinden gideceğiz. Sanatçılar yetişeceğiz. Kültürümüzü yaşatacağız. Dünyaya anlatacağız. Burada ülkemizde çok değerli sporcular gidecek, yurt dışında ülkelerini temsil edecek. Bilim adamlarımız olacak. İcatlar yapacaklar. Keşifler yapacaklar. Onlar uluslararası platformda saygın olacaklar. Nereli bu bilim adamı? Bu bilim adamı Türk. Bu bilim adamı Türkiye'nin Mersin'inden. Öyle sizin prestijiniz artar. Öyle dünya sizin önünüzde eğilir. Şatafatla değil, lüksle değil, bağırmakla, çağırmakla değil, barışla, kardeşlikle, mütevazilikle önünüzde saygın olarak eğilir. Biz bunu biliyoruz, bunu söylüyoruz. Ve kentlerimizi yönetirken de bu anlayışla yönetiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi sayıyoruz. Asla ayrımcılık yapmıyoruz, yapmadık. Yapmayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Hepimiz bu Anadolu topraklarında inadına, kardeşçesine, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız. Sizleri seviyoruz ve siz bu sevgimizi gördünüz. Bizlere destek verdiniz. Silifke'de Mustafa Turgut Başkanı, Mersin Büyükşehir'de şahsımı rekor oyla tekrar başkan yaptınız. Her ikimizi de. Bir süre ara vermişti Mustafa Başkan. Dediniz ki sizlerden memnunuz. Sizler hizmet yapıyorsunuz. Bizlere ayrımcılık yapmıyorsunuz. Bize 5 kat daha yük yüklediniz şuraya, omuzlarımıza. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Herkesin rahat olmasını istiyorum sevgili Mersinliler. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizi çok daha fazla seveceğiz, sayacağız. Bunu inadına yapacağız. Ülkemizi kalkındıracağız. Bunu da Mersin'den başlatacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok sayıyoruz. Eğlenceli dakikalar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İşte buralar tamamlandığı zaman, Vahap Başkanımızın projesi, Arkeoköy gerçekleştiği zaman, kazılar tamamlandığı zaman, burası çok büyük bir turizm alanında cazibe merkezi olacak. Alanında uzman bir büyükşehir belediyemiz var, tarım alanında uzman ve 2019'dan beri yaptığı hizmetler ortada. Bundan sonra da sadece Silifke değil, bütün Mersin'e tarımla ilgili destekler devam edecek. Bu sayede biz hem tarım hem turizm alanında gelişme göstereceğiz ve yaşam şartlarımız daha iyi olacak. Daha iyi koşullarda yaşayacağız. Gelir seviyemiz yükselecek. Ben emeği geçenlere, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Alıyorum, buradayız. Mısırlı
ustaların buraya gelip ilk örneğini burada yaptıklarını biliyoruz. Hala bu unvanı taşıyor bu tapınak. O yüzden çok önemlidir. Tapınak tabii şimdi sütunlarında çok fazla çatlak kırık göreceksiniz. Bu yapı 2200 yıldır böyle, hiç dokunulmadı. Dünya üzerindeki bildiğimiz bütün depremleri, afetleri gördü. Buna rağmen ayakta, yani yapının ne kadar güçlü olduğunu buradan söylemek gerekir. Biliriz ki buranın rüzgarları dönüdür Poyrazları, Sayın Başkan. Bu Poyrazlara göre de bir mühendislik var. Duvarda eşit aralıklarla, farklı açılarla oluşturulmuş mazgallar var. Bu da tamamen rüzgarı yıkmaması için yapılmış bir sistematiktir diyebiliriz. Şu yapıldığı materyalin buradan gelmiş olmaması. Çanakkale granitiyle Marmara mermeri kullanılmış. Şansa dair bir tapınak ortaya çıkıyor. Bu tarafta görmüş olduğunuz temelli yapılar aslında kazımızın en küçük yeri. Görmüş olduğunuz kemerli kısmın üstündeki o dikdörtgen kısım ise bu dönemde eklendiğini söyleyebiliriz. Yapıda hiç dokunulmadı. Flavius Leontius ne yaptıysa öyle duruyor. O yüzden çok özel bir kapıdır. Zaten bu sembolizmi Mersin Üniversitesi tarafından kullanıldı. Kapısı da aynısıdır, onu da söyleyeyim. Evet. 2 kilometrelik bir etapımız kaldı. Orası bittikten sonra kent artık en azından merkeze biraz kayıyor.